Perinçek, Amerika muhalefet partilerini bir araya getirdi konu. Türkiye erken seçime gidiyor. 696, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, teröristin, Mehmetçiğin, mayın döşeğinin demokrasisi olmaz. Biz olduğumuz yerde duruyoruz. Amerika muhalefet partilerini bir araya getirdi ve baş hedef olarak Vatan Partisi ve Doğu Perinçek'i görüyor, dedi. Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, NTV yayınında Seda Öğretir'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Doğu Perinçek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Vatandaşlarımız zor bir döneme girdiğimizin farkında. Biz Millet İttifakı olmak için CHP ile görüştük. Amerika, Millet İttifakı'na Vatan Partisi ile olmayacaksınız dedi. HDP ile olacaksınız dedi. HDP gizli olarak ittifakta var. CHP bizimle olmayı istemedi. HDP ile olmayı tercih ettiler. İkinci tura kalınacağını bildikleri için. Amerika baş hedef olarak Vatan Partisi ve Perinçek'i görüyor. Teröristin, Mehmetçiğin, mayın döşeyenin demokrasisi olmaz. Biz olduğumuz yerde duruyoruz. Amerika muhalefet partilerini bir araya getirdi ve baş hedef olarak Vatan Partisi ve Doğu Perinçek'i görüyor. Millet İttifakı içinde olmayı talep ettik. Millet İttifakı içinde olmayı biz talep ettik. İlk başta bir takım görüşmelerimiz oldu ama biz öğrendik CHP yönetimindeki bazı arkadaşlarımızdan, Amerika Birleşik Devletleri, Vatan Partisi olursa bize yan bakar, onun için Vatan Partisiz bir ittifak olması lazım, diye aralarında konuştular ve karar verdiler. Olay budur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, AK Parti'den ziyade muhalefet partilerinin liderlerini daha çok eleştiriyorsunuz, şeklindeki soruya yanıt olarak, Amerika'nın yanından bakarsanız böyle görürsünüz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, o sizin söylediğiniz muhalifleri yan yana getirdi. CHP, İYİ Parti, yanına HDP'yi PKK'yı ceplerine gizli müttefik olarak koydu ve Türkiye'nin üzerine yürüyor. Amerika'da burada baş hedef olarak Vatan Partisi ve Doğu Perinçek'i görüyor. Aynı zamanda bugünkü hükümeti de PKK'ya karşı, FETÖ'ye karşı mücadele ettiği için karşısında görüyor. Oradan baktığımız zaman yanlış görürüz. Amerika Birleşik Devletleri'nin dayattığı ekonomi politikası yürütülüyor. Vatan Partisi zor günlerde Türkiye'yi kurtaracak parti. Vatan Partisi 1 ila 2 yıl içinde hükümet olacak. Türkiye'nin önünde Vatan Partisi'nin programı var. Çözüm parlamenter demokratik sistemdir. Atatürk devrimi yarım kaldı. Atatürk devrimi yarım kaldı. Orta Çağ ilişkileri kökünden temizlenemedi. Atatürk devriminin yeniden ayağa kalkacağı bir dönemdeyiz. PKK'yı destekleyen Amerika ile İŞB'yi yumuşak G'yi yaparak Kandil'e beyaz bayrak CKTİRBİLİR misiniz? Amerika ile işbirliği yaparak Kandil'e beyaz bayrak çektirebilir misiniz? PKK'yı destekleyen ülkeyle PKK'yı bitirmeye çalışıyorsunuz. Silahlı bir terör örgütü var. Arkasında Amerika var, İsrail var, Irak ile İran ile Rusya ile beraber olabilirsiniz buna karşı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i etkisiz hale getirecek bir strateji üretecek. Türkiye'yi düşman gören NATO dağılıyor. NATO Türkiye'yi düşman görüyor. Atatürk'ü şimdiki başbakanı koydular hedef tahtasına. NATO dağılıyor. İyi oluyor. NATO 12 Mart darbesini, 12 Eylül darbesini yaptı. Güvenliğimizi tehdit eden güç Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail.
15 Temmuz Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Savaşı'nı Amerika Birleşik Devletleri kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, Doğu Akdeniz'den Türkiye'yi tehdit ediyor. Türkiye'nin karşısındaki güçler FETÖ, PKK, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail. TSK'da FETÖ'cü 2 ila 3 kripto kalmış olabilir ama onlar tehdit oluşturmaz. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında başını dik tutacak, faiz yükseltmek çözüm değil, borç almak, faiz yükseltmek çözüm değil, bu bataktan nasıl kurtulacak Türkiye, üreterek kurtaracak, çiftçisini koruyacak. Bedelli askerlik MHMTÇ'yi yumuşak Y'yi yok eder, bedelli askerlik Mehmetçi'yi yok eder. Bu hem büyük bir eğitim hem de demokrasinin temelidir. Mehmetçik savunmanın ve demokrasinin temelidir. Kimse para için ölmez, arsa için ölmez. Paralı asker, vatan sana canım feda, der mi, dese bile yalan söyler. Paralı askerle Türkiye'yi nasıl savunacaksınız? Yolsuzluk mahkemeleri KURACA yumuşak GIZ, yolsuzluk mahkemeleri kuracağız. Üretim ekonomisini kurmak için 3 ayda yargılamalar bitecek. Milletin hazinesi tekrar milletin hazinesine koyulacak. Yolsuzluk olursa kaynaklar cebe kalıyor. Kaynaklar verimliliği, üretime akacak bir hukuk düzeni getirmek zorundayız. Hukukun daha hızlı işlemesi lazım. OHAL hükümet tarafından yanlış amaçla kullanılıyor. Terörle mücadele dışında OHAL'i kullanamazsınız. Torba yasalar dolduruluyor. Yasama organları bertaraf ediliyor. 24 Haziran'dan sonra da önünüzde dağ gibi güvenlik sorunları, ambargolar duruyor. Hem iktidar, hem muhalef sistemin içinde, 24 Haziran'dan sonra başlıyor her şey.